Haber 1905 kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Galatasaray'ın gündemini konuşacağız biliyorsunuz. Her zaman gündüz yayınlarımızda Galatasaray'ımızın manşetlerini, Galatasaray'ımızdaki son gelişmeleri ve Galatasaray'ımızın transfer haberlerini konuşuyoruz. Sizinle beraber paylaşıyoruz. Aldığımız bilgileri sizlere aktarıyoruz bu kanal aracılığıyla. Sizler de isterseniz chat bölümünden sorularınızı sorabilir ve de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Saygı ve sevgi çerçevesinde yazdığınız her yorumu, her soruyu elimden geldiğince ekrana taşıyıp sizlerin sesi olmaya çalışacağım. Eğer dilerseniz süper chat özelliğiyle de sorularınızı veya görüşlerinizi ön plana taşıyabilirsiniz. Süper chat özelliğimizde aktif sevgili renktaşlar. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için ve bir kez daha hepiniz Haber 1905 kanalına hoş geldiniz sevgili renktaşlar. Ve ben hemen ilk gündemin ilk haberiyle başlamak istiyorum. Transfer gelişmeleriyle başlamak istiyorum. Ardından da Galatasaray'ımızdaki son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Sizler de lütfen izlerken bir yandan yayını beğenmeyi ve bir yandan da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Peki. Bir iki yorum bakmak istiyorum. İmran Zerendar demiş ki yayınlar Erdal abi artık transfer zamanı geldi çattı bile. Katılıyorum. Transferler artık yavaş yavaş açıklanacak sevgili arkadaşlar. Bunları da yayınımızın içerisinde söyleyeceğiz ve bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Kenan Karaman haberiyle başlamak istiyorum. Kenan Karaman haberini biliyorsunuz Galatasaray'ın daha öncesinden istediği Beşiktaş devreye girdi. Fenerbahçe devreye girdi. Sonra bir süre Galatasaray'ın Kenan Karaman'ı artık istemediğini birçok kaynak yazdı çizdi. Sizlere sevgili Muzaffer'in YouTube kanalında, Skorscope YouTube kanalında 3 gün önce sizlere bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştım. Galatasaray Kenan Karaman'ı istiyor ve şu anda hem Beşiktaş hem Kenan Karaman Beşiktaş transferine ısrarcı ama Galatasaray bu transferi bitirmek istiyor diye sizlere YouTube kanalımda ve Skorscope YouTube kanalında dile getirmiştim. Galatasaray Kenan Karaman'ı arkadaşlar istiyor. İşte ekranda gördüğünüz benim attığım tweet 3 gün önce 27 Haziran'da attığım tweette şunu yazdım. Galatasaray Kaan Ayhan'dan sonra Kenan Karaman transferini bitirmek istiyor. Beşiktaş ve Galatasaray Kenan Karaman için savaş veriyor. Kenan Karaman'ın tercihini Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor diye 3 gün önce sizlere bunun duyurusunu yapmıştım. Ve bugün de fark ettim ki manşetler şu anda Kenan Karaman'ı yazıyor ve manşetlerde Kenan Karaman var. Sevgili renktaşlar, sizlere şunu demek istiyorum aslında. Kaynağımızın ne kadar güvenilir olduğunu bir kez daha buradan ispatlamış olduk. Yani bizim 3 gün önce söylediğimiz Kenan Karaman'ın da Galatasaray'ın ısrarcı olduğunu bugün manşetler yazmış. İstediğimiz zaman çoğu kişiden önce bu haberleri yapabiliyormuşuz sevgili arkadaşlar. Yani tabii ben dedim demek doğru olmaz. Burada ben dedim demek doğru değil. Bunu demeye çalışmıyorum. Sadece bizi sorgulayan bazı arkadaşlara en azından bunu da söylemiş olalım. Biz de en azından daha yakından tanımış olsun sevgili renktaşlar. Şimdi Kenan Karaman Galatasaray'a gelir mi peki? Bunu konuşalım. Galatasaray'a Kenan Karaman'ın gelme olasılığı yüksek. Çünkü Kenan Karaman Galatasaray'a gelmek istiyor. Ama Beşiktaş Kenan Karaman'a daha yıllık bir ücret talebinde bulunuyor. Yani Galatasaray'dan biraz daha fazla bir miktar veriyor şu anda Beşiktaş. Ama Kenan Karaman burada Galatasaraylı'nı mı kullanacak yoksa parayı mı tercih edecek? Açıkçası bu yüzden önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Peki Kenan Karaman konusunda fikirlerinizi almak istiyorum. Ben Kenan Karaman konusunda açıkçası gelmesini istiyorum uygun bir fiyata. Ya nedenini şöyle söyleyeyim ben. Gelme nedenini şöyle söyleyeyim. Yani yabancı kuralının olduğu bir ülkedeyiz. Yerli rotasyonuna ihtiyacımız olan bir noktada. Kenan Karaman bence olursa en azından rotasyonda kullanabileceğimiz bir isim. Bakın rotasyonda kullanabileceğimiz bir isim Kenan Karaman. Tabii ki yıllık fiyatı eğer iyiyse uygun bir fiyata gelecekse buyursun gelsin. Muhammed Çalışkan menajerler haber yapıyor parayla demiş. Sevgili Muhammed Çalışkan menajerlerin çıkardığı haberler var ama Kaan Ayhan transferi
menajerin değil, benim bizzat yönetim tarafından teyit ettirdiğim bir isimdir. Bu konuda için rahat olsun sevgili Muhammed Çalışkan. Menajerler evet birçok ismi kendisi gündeme getiriyor ama yani Kaan Ayhan bir menajer transferi değil. Bunu da ezbere konuşmanı çok doğru bulmuyorum. Sevgili Renktaş'ım. Yani benim burada Kenan Karaman'daki fikrim bu arkadaşlar. Eğer uygun bir fiyata gelecekse, düşük bir fiyata gelecekse buyursun gelsin. Aksi takdirde ben çok fazla Kenan Karaman olayında yüksek bir maliyete sıcak bakmıyorum. Yani yıllık 1-1,5 milyon euro bandına verecekse hiç gerek yok. Peki devam edelim. Gelson Fernandes için. Gelson Fernandes'i konuşalım. Gelson Fernandes bizim için çok önemli. Galatasaray'ın ısrarla istediği bir isim. Gelson Fernandes transferi. Bakalım haberde ne yazmış. Ben de sizlere bilgilerimi aktaracağım. Gelson zora girdi. Galatasaray'ın gözü bir yandan da Gelson'da Fatih Terim sezonun son bölümünde takıma alışan ve etkili bir performans ortaya koyan mümkün olursa Portekizli genç oyuncunun yeniden kiralanmasını istiyor. Buna karşılık Benfica Gelson'u Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan satış potansiyeli yüksek bir takıma vermek istiyor. Bu yüzden de rakamda çok Gelson'un için sağlanacak planları istiyor Benfica kulübü. Yani şunu söyleyeyim. Gelson Fernandes Galatasaray'a gelmek istiyor. Fatih Terim bu transferi bitirmek için elinden geleni yapıyor. Ama işte Benfica'nın buradaki tavrı çok önemli. Yani Benfica diyor ki ben bunu diyor Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Orada boy gösterecek bir takımda oynatıp iyi bir fiyata satmak istiyorum. Çünkü Gelson Fernandes'in adamın piyasa değeri 64 milyon euro bandında. Yani Benfica öyle bir şey istiyor. 60 milyon euro istiyor. Bu yüzden de şöyle söyleyeyim ben. Gelson Fernandes Galatasaray'a gelmek istiyor. Ama çok kolay bir transfer olmayacak. Ben bittiğini düşünmüyorum Gelson Fernandes'in. Ama şöyle söyleyeyim. %60 oranında Galatasaray bu transferde olumlu. Yani %60 bitti demiyorum. En azından bir yol aldı bu transferde Galatasaray. Peki birkaç yorum alalım. Enes Yılmaz demiş ki Gelson bitti diyorlar. Hayır arkadaşlar, Gelson'la ilgili girişimler devam ediyor. Henüz biten bir şey yok. Ama şöyle mesela Oğuzhan demiş ki 15 milyon satın alma opsiyonu doğru mu Gelson için? Yaklaşık o fiyatlarda arkadaşlar. Bakın o fiyatlarda. Yani Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Benfica'nın istediği ücrette şu anda 10-15 milyon euro bandında. Yani bir bonservis bedeli olacak arkadaşlar. Satın alma bedeli olacaktır. Bu yüzden de Gelson Fernandes transferi için bir satın alma opsiyonu maddesi olacaktır. Peki devam edelim. Yani Gelson için bir kez daha söyleyeyim. Gelson transferi bitmedi arkadaşlar. Şurada bir renktaşımız demiş ki göreceğiz bakalım bitti mi bitmedi mi, 7 Temmuz'a kadar süreleri var. Şöyle borçlu kağıdı arkadaşlar bugün verilmesini bekliyoruz. Galatasaray UEFA'ya borçsuzluk kağıdını verdiği zaman transferler açıklamaya başlayacak. Çünkü şu anda hali hazırda bekleyen bazı transferler var. Bunların bir tanesi Barış Alper Yılmaz. Galatasaray Barış Alper Yılmaz transferini bitirdi. Ama maalesef borçsuzluk kağıdından dolayı şu anda açıklayamıyor. Eğer Galatasaray borçsuzluk kağıdını UEFA'ya verirse bu transferi açıklayacak. Emre Akbaba bekliyor şu anda. Arda Turan'ın kap açıklaması bekliyor şu anda. Birçok isim var. Bunlarla ilgili tek alternatif şu anda borçsuzluk kağıdı. Mehmet Bolat. Galatasaray Kenan'ı almaz. Ozan Vafor kalacak. Sekidika gidecek. Ruinama 5,5 milyon euroya Spartak Moskova'ya. Ali ve Yunus kalacak. Bartu Elmas kiralı gidecek. Bursa'ya demiş. Galatasaray Kenan'ı almaz demiş. Yani alıp almayacak konusunda bunu zamanla göreceğiz. Çünkü Galatasaray Kenan'ı istiyor. Beşiktaş da istiyor Kenan'ı. Yani Galatasaray tabii ki bu transferi istiyor ama bitecek diye bir şey yok. Ozan Vafa konusunda
Ben olumlu dönüşler alıyorum şu an kulüp içerisinden. Bununla ilgili hazırlık maçlarında Fatih Terim, Ozan Vafor'u deneyecek. Sigidika bence de gidecektir. Luyendama'ya şu anda 5 milyon euro bandında bir teklif var. Galatasaray biraz da fiyatın artmasını bekliyor. Eğer bu fiyat artarsa Galatasaray büyük bir isim haline Donk'la kontrat yenileyecektir ve Donk'la devam etmeyi planlıyor. Leo Messi demiş ki başkan dedik bağrımıza bastık hala bir transfer yapmadı. Arkadaşlar yani hepiniz aynı soruyu soruyorsunuz ama hep aynı cevabı verdiğim için kusura bakmayın. Yani şu anda bir borçsuzluk kağıdı var. UEFA'ya bunu vermediğin sürece maalesef ki transferleri açıklayamıyorsun. Ha, işin kötü yanı ne? Burada Sayın Burak Elmas'ın açıkladığı şey şu. Biz bakın cümleye dikkat etmenizi rica ediyorum. Biz 10 tane isimle anlaştık. Eğer 12 isim pardon 12 isimle anlaştık. Eğer Fatih hocamız isterse bu isimleri 10 gün içerisinde bitiririz dedi. Yani Sayın Burak Elmas'ın dediği bu. Yani ben 10 günde transferleri bitireceğim demedi. Eğer Fatih'im isterse benim anlaştığım 12 transferi 10 günde bitiririm dedi. Ama bunu yanlış anlamanızı istemiyoruz. Çiçeği burnunda bir yönetim. Bir borçlu kağıdı var. 300 milyon TL'lik bir ödenek olması lazım. Yani kolay bir para değil. Az bir para değil. Tamam. Koskoca bir Galatasaray başkanının bunu çok hızlı bir şekilde ödemesi gerekiyor ama bence çok aceleci davranıyoruz. Transferler gecikti mi? Bana göre gecikti ama baskı yapmadan yeni yönetimin bu transferleri bitirmesini bekleyeceğiz. Orçun Orhan'ı gazete manşetlerinde boşuna okuma başkan demişsin. Şimdi sevgili renktaşlar bakın sizlere şunu söylüyorum ama sanırım daha sonra izlediğiniz için bilmiyorsunuz. Şimdi gazete manşetleri önemlidir. Neden biliyor musunuz? Bazen bazı haberler o kadar saçma sapan oluyor ki bir algının bir parçası oluyor. Bazen çok doğru haberler oluyor. Ve biz bu manşetleri değerlendirirken de şunu yapıyoruz. Evet bu haber doğru. Hayır bu haber yanlış. Veya bir algı varsa bunu düzeltiyoruz. Veya doğru bir haber varsa bunun üstünde konuşup yorum yapıyoruz. Ama manşette olmayan isimleri zaten konuşuyoruz. Yani bu yüzden çok fazla böyle manşetlere takılmayın. Zaten fark ettiyseniz sizlere sohbet ediyorum şu anda. İsimler konuşuyoruz. Manşetlerde ekstra bir isim varsa bunu da zaten değerlendiriyorum. Birazdan geleceğim mesela manşetlerde ekstra isimler var. Bunları değerlendireceğim sizlere. Şimdi sevgili arkadaşlar Ozan Kabak'a Terim'den çağrı mesajı var ama Ozan Kabak'ın ben Galatasaray'a geleceğini düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Ozan Kabak bence üst düzey bir takıma transfer edilecektir. Öte yandan Taylan Antalyalı'nın maaşında da bir iyileştirme olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz takımın en az kazanan futbolcularından bir tanesi. Taylan'a da zam yapılacak. Yaklaşık 4,5 milyon TL bandında bir ücret alacak Taylan Antalyalı. Peki biraz sorulara bakalım. Sevgili renktaşlar 200 tane renktaşımız bizi izliyor. Şöyle bir beğeni tuşuna dokunursanız çok sevinirim. Bir beğeni bizim için çok önemlidir. Ve like atarsanız yani beğeni atarsanız çok seviniriz. Ve abone olmayı da unutmayın sevgili dostlar. Peki devam edelim. Bir düzeltme yapmam lazım. Çok pardon. Peki sorularla devam edelim. Galatasaraylı çocuk PSV'den fark yemeye hazır olun. Garanti elendik de zaten demiş. Transferde geç kaldı. PSV'yi nasıl eleyeceğiz demiş. Transferler arkadaşlar bence 10 Temmuz'a kadar eğer iyi transfer yaparsak PSV'yi yenebiliriz. Ama benim istediğim şey şu arkadaşlar bakın. Bir sol bek 1-8 1-10 numara istiyorum ben. Bu takımın PSV Eindhoven'u yenebilmesi için 1 sol bek, 2 8 numara, 3 10 numara transferini bitirmiş olması gerekiyor şu ana kadar. Ve ben bekliyorum bu transferleri. Ahmet Özler,
Boşuna umutlandık. Bugün 23.59'a kadar borçluluk kağıdı alınmaz ise transfer yasağı gelecek. Bir de gerçekleştiremeyecekleri vaatleri verdiler. Benim gözümden yavaş yavaş düşmeye başladılar. Yazık demişsin. Verecekler arkadaşlar, merak etmeyin. Bugün ben borçlu kağıdının verilmesini, her şeyin yolunda gitmesini bekliyorum. Yani ben açıkçası bu işe olumlu bakıyorum. Yani olumsuz bakmıyorum. Tamam, bu konuyu kapatalım, devam edelim bence. Ben bu işin çözüleceğini düşünüyorum. Hatta bugün sizler için arkadaşlar bu borçlu kağıdını araştıracağım. Bu akşam sizlerle yapacağım yayında, yani bu akşamki transfer gecesinde özellikle bu borçlu kağıdı için detaylı bir araştırma yapacağım ve akşam transfer gecesinde sizlere anlatacağım. Bizzat yönetim tarafından alacağım bu haberi arkadaşlar. Bizzat yönetim tarafından, oradan buradan değil, bizzat yönetim tarafından bu borçlu kağıdı ile ilgili sizlere aldığım bilgiyi aktaracağım. Şimdi geçelim Paulinho transferine. Artık Paulinho transferinin ciddiye bindiğini sizlere aktarmak istiyorum. Gün geçtikçe her an her saatte bu transfer daha da ciddiye biniyor ve birçok takım bu transfer için geri planında kaldı. Barcelona istemedi. Atletico Madrid çok fazla şu anda zorlamıyor. Corinthians devre dışı. Çünkü futbolcunun istediği maaş yükünü hiçbir takım şu anda karşılamak istemiyor. 3-3,5 milyon euro bandında bir ücret istiyor Paulinho. Pandemi sürecinde birçok takım buna yanaşmıyor. Galatasaray ise 2,5-3 milyon euro bandında bu transferi bitirmek istiyor. Şu anda ısrarcı ve tek teklifte bulunan isim Galatasaray. Başka takımlar var mı Paulinho isteyen? Var. Kolay bir transfer mi? Değil. Yani yarın İtalya'dan bir takım devreye girer, fiyatı 4-5'e kadar çekerse Paulinho oraya gider. Yani Paulinho Galatasaray'a gelebilir mi? Gelebilir. Gelmeye de bilir. Yani bu transfer bitmedi. Paulinho transferi çok kolay bir transfer değil. Zor bir transfer. Yani kimisinin gözünün kimisi çok kolay bir transfer gözüyle bakıyor ama değil arkadaşlar. Belki biraz daha yorum alalım. Mehmet Sutaş, Jean-Pierre şu anda gündemimizde bulunuyor mu? Cevaplarsan sevinirim. Şu anda bulunmuyor arkadaşlar. Kulübü 30 milyon euro istiyor. Ahmet Özler, Babel Falcao Figuli'ye 20 milyon euro yıllık maaş veriyormuşuz. Bunu biliyor musun? Sevgili Ahmet Özler, bunu 2 gün önce ben sizlere bu kanalda söylemiştim zaten. 3 futbolcunun yıllık maliyeti bonuslarla beraber toplamda 20 milyon euro arkadaşlar. Bir takımın yarısı. Ama performans olarak maalesef bunu göremedik. Bir renktaşımız demiş ki nerede bu sponsorlar? Nerede 40 milyon Mazbata'yı alan yan çiziyor? Hep aynı terane demişsin. Sponsorlar arkadaşlar olacaktır. Merak etmeyin. Ben bu akşam bu konuları araştırıp sizlere bilgi aktaracağım. Ulaş Atalay, Paulinho doğuştan Galatasaraylı demiş. Peki. Mustafa Muhammed ile ilgili sorular var. Mustafa Muhammed PSV Eindhoven maçına yetişmesini ben bekliyorum açıkçası ama yine de zamanla bekleyip göreceğiz. Ben bekliyorum PSV maçına yetişmesini. Peki. Biraz daha soru cevap yapalım. İsterseniz sol bek'i konuşalım. Galatasaray'daki sol bek arayışlarına bakalım. Şimdi sol bek'te biliyorsunuz Galatasaray Alex Moreno ile anlaştı ama Fatih Terim daha kaliteli, daha ağır klasman bir isim istiyor. Bunlardan bir tanesi Alioski'ydi ama Alioski eğer Trabzonspor'a giderse hiç ama hiç şaşırmayın. Bakın sevgili arkadaşlar, eğer Alioski Trabzonspor'a giderse ki Trabzonspor bugün transferlere yıllık ücreti açıkladı. Yani maksimum 700 bin euro. Hamşik'e 700 bin euro. Diğer isimlere 600 var, 500 var, 333 bin euro var. Yani o kadar iyi transferler, o kadar iyi düşük maliyetli isimler almış ki Trabzonspor. Bence bizim de Trabzonspor gibi yıllık ücreti düşürmemiz gerekiyor. Artık o 2-2,5 milyon euro bu fiyatlardan kurtulmamız gerekiyor. Ya Hamşik yıldız bir isim.
Ama adam 700 bin euroya Trabzonspor'da oynayacak. Biz alsak en az 2 milyon euro verirdik. Eğer bakın ben diyorum ki Paulinho transferinde, bakın şahsi fikrimi de söylüyorum. Burada her şey transfer oldu olmadı konuşmak değil. Eğer Paulinho transferi Galatasaray'ı bitirmek istiyorsa ki zaten girişimler devam ediyor. O zaman Paulinho konusunda 2 milyon euro veya altında bitiriyorsan buyursun gelsin diyorum ben. Ama 3 ve 3 üstlük ben Paulinho verilmesini istemiyorum. Atalay oynasın. Bartu Yılmaz oynasın. Ben bunların oynamasını istiyorum. Yani eğer yüksek bir maliyette bir transfer yapacaksanız yapmayın. İstemiyoruz. Yani Galatasaray'ın parasını çöpe atmayın. Atmayın çöpe. Peki. Devam edelim. Hatta şöyle ekrana getirmek istiyorum Trabzonspor'un açıkladığı fiyat listesini. Belki görmek isterseniz. Şöyle ekrana getireyim arkadaşlar. Görmenizi istiyorum. Yani Galatasaray'da artık genç futbolcu transferi yapıp genç alıp satması lazım. İşte asist analiz paylaşmış arkadaşlar. Ben de burada gördüm. Marek Hamšík 700 bin euro. Gervinho 650 bin euro. Bruno Peres 500 bin euro. Fode Koita 333 bin euro. Peki ben sizlere soruyorum. Galatasaray Gervinho transferini yapsaydı en az 1,5-2 milyon euro verirdi. Bak en az 1,5-2 milyon euro verirdi. Marek Hamšík Galatasaray'a gelseydi en az 2,5 milyon euroya gelirdi. Yani bu eğer bu rakamlar doğruysa Trabzonspor açıklamış arkadaşlar bunu. Yani bunu ben değil Trabzonspor açıklamış bizzat. Eğer doğru bir fiyatsa imza parasını saymıyorum arkadaşlar. İmza parasını saymıyorum. Bunlar imza parası mı? Ha, yıllık imza paralar pardon. Ha, çok özür dilerim arkadaşlar. Haberi yanlış okumuşum. Yıllık imza paraları 700 bin euro. Yıllık ücretlerini bir bakmam lazım. Tamam, çok pardon. Yanlış okumuşum. İmza paralarıymış bunlar. Yıllık ücreti konusunda bilginiz var mı? Marek Hamšík'in. Trabzonspor'u çok takip eden bir insan değilim. Peki. Ali Odienk'i konuşalım mı? Ali Odienk transferini konuşalım. Koyta 1,4 demişsiniz. Marek Hamšík 2,2 milyon euro. O zaman fazla. Yine fazla arkadaşlar. 2,2 milyon euro fazla. Neyse. Ben de haberi yanlış okuduğum için yanlış bilgi verdim. Özür dilerim. Geçelim bu konuyu. Burada Trabzonspor'u konuşmak değildi mesela. Buradaki mesele aslında yıllık ücreti konuşacaktım ama Trabzonspor da fazla vermiş. 2,2 ise fazla. Neyse tamam. Trabzonspor defterini kapatalım. Trabzonspor defterini kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi Ali Odienk transferinde 6 numarayı konuşmak istiyorum sizlere. 6 numarada Ali Odienk ismi çok fazla konuşuluyor. Şimdi Ali Odienk ismini şimdi bazı arkadaşlar belki bizi yeni takip ediyorlardır ama şöyle söyleyeyim. Ali Odienk ismini Ocak ayında ilk haber yapanlardan biri de bu kanaldır. Haber 1905 kanalı. İlk olarak Ali Odienk haberini yapan birkaç kanaldan bir tanesi. Biz o zaman söylemiştik Scout ikimizin takip ettiğini. Bugün de şunu söylüyorum sizlere. Bu transfer çok kolay bir transfer değil. Yani gelirse şöyle söyleyeyim. Melo gibi fiziğini kullanan güçlü bir isim ama 5 milyon euro bandına bir beklentisi var kulübün. O bölgede Hernani var. Parma küme düştü. Galatasaray istiyor futbolcuyu. Patrick Berg var ama sizlere bir isim söylemek istiyorum. Bir isim söylemek istiyorum. Hatta geçen 10 gün önce sizlere bir bilgi vermiştim. Belki beni takip edenler bilir. Şunu söylemiştim. Galatasaray Güney Amerikalı bir futbolcuyla Güney Amerikalı bir futbolcuyu takip ediyor demiştim. Hatırladınız mı bilmiyorum. İsim vermemiştim hatta. İsim vermek de istememiştim. Güney Amerikalı bir futbolcuyla Galatasaray ilgileniyor. Ve bu futbolcu 6 numara ve orta sahada oynayan bir isim demiştim. Açıklamamıştım sizlere. Ve bugün yani bir baktım Twitter'da ve manşetlerde ismi geçiyor. Açıklanmış Güney Amerikalı futbolcu.
Campuzano arkadaşlar, Yorman Campuzano Galatasaray'ımızın gündemini aldı. Scout ekibimizin yaklaşık 2-3 aydır takip ettiği Boca Juniors'un genç orta sahası 25 yaşında. Tabii genç demek çok doğru değil ama 25 yaşında. Boca Juniors'ta oynuyor. Ön libero Kolombiyalı bir futbolcu. Piyasa değeri 3 milyon euro. 2 yıllık da kontratı var sevgili arkadaşlar. Yani scout ekibimizin takip ettiği bir futbolcu için çok olumsuz bir rapor veremeyeceğim. Ümit Deniz demiş ki bunu biliyorduk abi demiş. Ya yani şöyle, siz biliyordunuz ama biz çoğu isimleri açıklamıyoruz arkadaşlar. Birçok isim açıklamıyoruz. Ben bunu 10 gün 15 gün öncesinde söylemiştim. Ama isim söylemeden Güney Amerikalı bir futbolcu demiştim. O da ortaya çıktı. Furkan Yıldız diyor ki neden basına sızdırıyorlar? 2 haftadır kuzenime bile adını vermedim demiş. Yani ben anlamış değilim sevgili Furkan. Sürekli basına isimler sızıyor. Bakın ben ne dedim 2 hafta önce? Galatasaray Güney Amerika'da Güney Amerikalı bir futbolcuyla ilgileniyor. O futbolcu 6 ve orta saha oynayan bir isim demiştim. Ama yani açıklandı bu. Birkaç gündür konuşuluyor zaten arkadaşlar. Ama ne de ben söylemek istemedim. Artık bu zaten sonra herkes bildiği için açıklamak zorunda kaldık. Thiago Almada olur mu hocam? 10 numara pozisyonunda oynuyor demiş. Yani Thiago Almada ile ilgili arkadaşlar benim aldığım en böyle somut bir bilgi yok elimde. Elimde somut bilgi olmadığı zaman aktaramıyorum sizlere. Yani Thiago Almada ile ilgili şunu söyleyip geçebilirdim. Galatasaray'la ilgileniyor deyip geçebilirdim bu konuyu ama emin olun bilgim yok. Yani bilgim olmayan bir konuda sizleri yanlış yönlendirmek istemiyorum. Peki orta sahada benim beklediğim isim aslında Hernani olursa çok sevinirim. 6 numara. Hernani çok iyi bir isim. Gerçekten Galatasaray'ın o 6 numarasını taşıyabilecek ender isimlerden bir tanesi Hernani Junior. Ama 6 numara konusunda sürpriz isimler olabilir. Bu arada bir sol bek konusunu konuştuk sizinle ama sol bekte herhalde konuşmamız yarıda kaldı. Sol bek'i konuşmak istiyorum. Sol bek mevkisini. Galatasaray'ımızın şu anda olmazsa olmaz sevgili Burak da aramızdaymış. Burak Yıldız. Dün akşam da bizim konuğumuzdu Frekans 1905'ten. Olur olmaz isimler söyleyip yayın kalitesi ve akışında sıkıntı çıkartmayalım arkadaşlar. Erdal abi sadece net bildiği şeyleri söylemeye özen gösterir. Saygı duyuyorum demiş. Teşekkür ederim sevgili Burak. Gerçekten de olur olmaz isimler sorulduğu zaman konu farklı bir noktaya kayıyor. O zaman sanki Galatasaray gündeminde olmayan bir ismi gündemlemiş gibi gösteriyoruz. Çok doğru değil. Bu yüzden de sadece gündemdeki isimleri veya doğru isimleri konuşalım. Eğer sevgili Burak müsaitsen seni yayına konuk edebilirim. Davet ediyorum seni şu anda. Eğer müsaitsen buyur gel kardeşim. Yarım saat daha zamanımız var. WhatsApp'tan bana yazabilirsin. Şimdi sol bek konusunu konuşurken sol bek yarıda kaldı tabii ki. Ali Özkir'e Trabzonspor şu anda ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bunun dışında Patrick Van Aanholt var şu anda. Ciddi olarak Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi. PSV'nin de Hollanda'nın da elenmesinden sonra bu iş biraz daha ciddiye bindi. Bunun dışında sürpriz isimler var. Mario Rui ismi dış basın kaynaklı olduğunu söylemiştik. Dış basın kaynaklıydı. Ama artık yavaş yavaş Mario Rui işi somutlaşmaya başladı. Benim de sizlere şu bilgiyi vermiştim. Bakın Alioski, Patrick Van Aanholt, Alex Moreno, Mario Rui, George Bello beşlisi arasında en beğendiğim isim Mario Rui'di. Yani Mario Rui olursa bence Galatasaray'ımız o sol bek açığını giderir. Çok rahat sol bek açığını giderir. Ha, bu konuda Galatasaray ne kadar ısrarcı? Bence Alex Moreno'ya imza atacaklar gibi gözüküyor. Çünkü şu anda transferde maalesef maddi olarak sıkıntı çekiyor Galatasaray.
Peki Barış Alper Yılmaz transferi ne durumda? Barış Alper transferi arkadaşlar şu anda Galatasaray'ımız borçlu kağıdından dolayı açıklamıyor. Borçlu kağıdını verdikten sonra açıklayacak. Peki sağ bek mevkisini konuşalım. Sizden gelen yorumlarla devam edelim. Ahmet Özler, Campuzano ismi 21 Haziran'da haber yapmışlar, haberin olsun. Yani işte o yapanlardan ricam şu. Lütfen isimleri şu basına sızdırmaktan vazgeçin. Sızdırmaktan vazgeçin yani. İş transfer. Dalin Omega Kill demiş ki iş transfer. Tamam, iş transferi konuştuktan sonra sağ bekli konuşmak istiyorum. Sağ bekle ilgili sizlere bazı bilgiler aktarmak istiyorum sevgili renktaşlar. Ama yarım saat oldu, yayındayız ve bu yarım saatlik yayında sizden ricamız şu. Şöyle kanalımıza bir like atalım arkadaşlar. Beğeni sayımız şu anda çok düşük ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince sizlere kaliteli yayınlar yapmaya çalışıyorum. Kıymetli konuklar almaya çalışıyorum buraya. Ki şu an görüştüğüm çok kıymetli konuklar var. Onları da en yakın zamanda buraya çıkaracağım. Sizlerden ücretsiz bir şekilde bir beğeni ve bir abonelik bekliyorum sevgili renktaşlarım. Peki. İş transferi konuşalım. İş transferde. Şimdi iş transferde Arda'yla devam edecek, Arda Turan'la. İkinci isim Emre Akbaba'yla devam edecek. Donk Luyendam'ın gitmesine göre değişecek. Omar Abdullah'ı biliyorsunuz ocağa kadar olmayacak. İş transferde unuttuğum isimler varsa lütfen yazın. Falcao'ya şu anda çok böyle ciddi somut bir teklif yok ama Amerika Birleşik Devletleri'nden MLS Ligi'nden isteyen takımlar var. Eğer oraya giderse belki gider ama diğer türlü bence şu anda Falcao'nun maaşını hiçbir kulüp karşılayamaz. Yaklaşık 7 milyon euro bandında Falcao'nun yıllık aldığı ücret bonuslarla beraber. Falcao transferi olsa bile çok gecikmeli olur. Yani belki Ağustos'u bulur. Falcao dışında Galatasaray Cagne konusunda teklifler var. Belki Premier Lig'e gidebilir Cagne. İyi teklifler var Cagne'ye. Fegüli Galatasaray maaş yükünden kurtulmak istiyor. Ama şu anda Fegüli'ye gelmiş çok böyle somut bir teklif açıkçası yok. İlgi var. Bakın ilgi var. Ama çok böyle somut teklifler açıkçası yok iş transferde. Bundan bahsetmek istiyorum. Marko'ya teklifler yok arkadaşlar. Marko için Galatasaray göndermeyi düşünmüyor. Peki bunun dışında şöyle bakalım iş transferden unuttuğum bir isim var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Lines'te devam edileceğini sanmıyorum ama şimdi Lines'te şunu söyleyeyim. Yedine memnun değiliz. Peki sağ bek mevkisini konuşalım sevgili arkadaşlar. Şimdi sağ bekte sizlere şu bilgiyi vermiştik. Ozan Kabak haberleri yanlış. Yalan haber arkadaşlar. Ozan Kabak haberleri yanlış. Şimdi bir. Yedi'nin performansından Fatih Terim'in memnun olmadığını bizlere aylarda söylüyoruz. İki. Omar Abdullah'ın durumu maalesef yetersiz. Üçüncü olarak da biz sizlere şunu söyledik hep bu kanalda. Galatasaray'ın bir sağ bek transferi yapması gerekiyor. Bir. Yerli zorunluluğu var. Yapmak zorunda. Bunların arasında Semih Görer var şu anda konuşulan. İsmail Çokçalış var. Ama özellikle de sağ bek mevkisinde Galatasaray Yedlin'den kurtulmak istiyor. Bakın Yedlin'den kurtulmak istiyor. Galatasaray Yedlin'i göndermek istiyor. Hani teklifler var mı bu konuda? Açıkçası çok da teklif yok. Ama Galatasaray Yedlin'i gönderip yerine başka transferler yapmak istiyor sevgili arkadaşlar. Peki. Yedlin konusunda Galatasaray'da Fatih Hoca'nın memnun olmadığını söyledik. Ve Kenny Tete gündeme gelen bir isim. Tabi sadece Kenny Tete değil başka isimler de var. Fatih Terim biraz daha böyle Mariano tarzı oyun kurabilen, sağ kanadı aktif kullanabilen bir isim istiyor. Kenny Tete bu isimlerden bir tanesi olabilir.
Şimdi sağ bek konusunda çok aceleci davranmayacak Galatasaray. Çok aceleci davranmayacak. Ama bir sağ bek transferi bekliyorum arkadaşlar. Bakın sağ bek transferi bekliyorum. Herkesin aksine Kenny Tete ismi olursa hiç ama hiç şaşırmayın. Peki. Kaan Beşiktaş ile anlaştı demiş. Beşiktaş ile mi anlaştı demişsin? Hayır arkadaşlar, böyle bir haber yok. Scorescope sevgili Muzaffer aramızdaymış. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız soru sormuş ama şunu söyleyeyim. Sol bek mevkisini konuştuk. Stoperleri konuştuk. Orta sahada birkaç isim konuştuk. Forvet ve kanatları birazdan değerlendireceğim. Bu yüzden sol bekle ilgili sorduğunuz sorulara cevap veremeyeceğim. Çünkü cevapladım onu. Kaan'ı çok abartıyorsunuz demiş Ulaş Atalay. Kaan gelirse bile stoperde oynar arkadaşlar. Önceliği sağ bek değil. Ben bir sağ bek transferi bekliyorum açıkçası. Yani çok da memnun olduğunu düşünmüyorum Fatih Terim'in yediğinden. Ali Veli demiş ki sözleşmesi olmayan Arda hazırlık maçına nasıl oynuyor? TFF kuralına göre ceza gelir demiş. Arkadaşlar Arda'nın sözleşmesi bugün bitiyor. Tekrar bakayım, yanlışım varsa düzelteyim. Arda Turan'ın sözleşmesi yanlış bilmiyorsam bugün bitmesi gerekiyor. 30 Haziran'da bitiyor diye biliyorum ama yine de bir bakmam lazım. Evet. Bakayım, tekrar bakayım şurada. Evet arkadaşlar. Arda Turan'ın sözleşmesi bugün gece 12'de sona eriyor. Bu yüzden hazırlık maçında oynadı. Yani normalde yasak. Sözleşmesi olmayan bir futbolcuyu oynatamazsın. Peki. Bazı arkadaşlarımız ısrarla sormuşlar. Sen bu isimleri kimden alıyorsun diye sorular var. Arkadaşlar hiç kimse kaynağını göstermez. Ama sizlere zaten birçok ismi bu kanal aracılığıyla duyurmuştuk. Bunu da söyleyelim. Yani mesela Kenan Karaman ismini ben 3 gün önce duyurdum. Bugün de manşetlerde. Sizin içiniz rahat olsun. Bize güvenmeniz yeterli. Biz sizlere gerçekçi haberleri vermeye devam edeceğiz. Peki. Yayına gelebilirim demiş sevgili Muzaffer. O zaman Muzaffer seni hemen yayına bağlayalım arkadaşlar. Muzaffer, hemen atıyorum linki. Hemen attım Muzaffer'e linki. Sevgili Muzaffer, bekliyoruz seni. Devam edelim. Devam edelim. Şöyle yorumunu okumadığım bir arkadaşım var mı? Alper Çağdaş. Eğer bugün borçlu kağıdı alınacaksa yarın Alper Kap gelir mi? Tabii ki. Alper'le Emre Akbaba, Arda Turan, Solbek bekliyorum ben. Bu hafta rahat Kap gelir. Bu borçlu kağıdının verilmesi gerekiyor. Evet, yedek forvet olarak düşünülen isimler kimlerdir abi? Şimdi yedek forvet şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bu arada sevgili Muzaffer de geldi. Muzaffer arkadaşlar. Muzaffer hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Çok sıcak hava. Dışarıdaydım. Şimdi eve geldim. Yayını izlerken hadi ben de dahil olayım müsaitse dedim. Sağ ol, sen de link attın. Kolay i̇yi gelsin. Yapın. İyi seyirler dilerim. Tekrar hoş geldin. Açıkçası yoruldum. Hem yorum almak, hem moderatörlük yapmak. Bir yandan ekrana fotoğraf getirmek. Hissettim zaten. Gerçekten çok yorucu ama. Yani Muzaffer, bir yandan gözüm chat bölümünde, gözümle okumaya çalışıyorum. Bir yandan cevap vermeye çalışıyorum sorulara. Bir yandan yan sayfada fotoğraf ekrana getirmeye çalışıyorum. Çok yorucu oluyor. Yani bu emeklerimin karşılığı inşallah arkadaşlar görüyordur. Bir beğeni bize çok görmezler. O zaman arkadaşlar şöyle Muzaffer'in hatırına, Muzaffer de gelmişken şu beğeni sayımızı bir 300'e kadar çıkartalım. Hala 170 tane beğenimiz var. Bir 300'e kadar çıkartalım beğeni sayımızı. Aramızda abone olmayan arkadaşlarımızdan da abone olmalarını bekliyoruz. Muzaffer, yedek bir forvet düşünülüyor mu?
Yani Halil Dervişoğlu için Galatasaray'ın biliyorsun Fatih Hoca'nın ciddi bir ısrarı var. Halil Dervişoğlu isteniyor. Halil Dervişoğlu tabii yedek bir stoper, yedek bir forvet olarak değil de daha çok yani sistemin içine koyabileceğini düşünüyorum hocanın. Yedek olarak değil. Zaten hiçbir oyuncu bence yedek olarak transfer edilmez. Savaşırsa alır formayı. İkinci bir forvet olarak Halil Dervişoğlu düşünülüyor diye biliyorum. Onun dışında bir isim yok yani. Daha çok zaten oradaki oraya bir transfer yapılması biliyorsun Falcao'nun da ayrılmasına bağlı. Çünkü Falcao ciddi bir maaş yüküne sahip. Falcao ayrılmadan da hani oraya bir transfer yapılması bence çok mümkün gibi durmuyor. Kesinlikle Falcao gitmeden olmayacak. İdris Alban demiş ki Muzaffer hoş geldin. Yine gerçekçi konuşup moralimizi bozacaksın demiş. Tofsent ne oldu demiş. Gerçekten de yani bu gerçekçi konuşmak bazı arkadaşlar sevmiyor. Hayal satmamızı istiyorlar ama maalesef arkadaşlar. Seviyorlar. Ya bana Evet. gelen bütün mesajlar yani o yönde. Ben farkındayım. Herkes gerçekçi olmamızı seviyorlar Kesinlikle çok olumlu mesajlar var bu konuda. Özellikle sosyal medya bizim. hesaplarımızdan geliyor. Yani Muzaffer yani şimdi ekran hesapta olmayan, gündemde olmayan bir ismi ortaya atıp ya Galatasaray ilgileniyor desek emin ol çok güzel de tepki alırız. Kimsenin haberi olmayacak çünkü. Böyle yapanlar var mı? Var ama biz en azından gerçekçi konuşuyoruz. Olma ihtimallerini konuşuyoruz. Yani ne dedi mesela forvet konusunda? Falcao gitmeden olmayacak. Yani gerçekçi bir davranış aslında bu. Kimse Yani beklenti içine girmedi. Forvet'te. kesinlikle haber yok. Haber dışında mantıken de Falcao ayrılmadan oraya transfer yapılması bence çok mantıklı gelmiyor. Peki ne diyorsun Torsant konusu olur mu? Yani Tosent hakkında Galatasaray'ın şu an herhangi bir girişimi yok. En azından bu yönde haber yok. Onu söyleyeyim. Ama gelirse eğer olursa Tosent bence ligi sallar. Ve şu ana kadar o bölgede ismi çıkan isimlerden ismi çıkan oyunculardan bence en potansiyellisi de Tolsant olursa çok sevinirim, çok memnun olurum. Benim çok beğendiğim bir isim Tamer Çetin Taş demiş ki devre arası aynı sıkıntıları yaşadık. Bir anda Gerson açıklandı ve ben şu an en az 4 futbolcu ile anlaşıldığını ve bunun 3 tanesinin duyulmamış isimler olacağını düşünüyorum demiş. Ne diyorsun? Ben de ismi duyulmamış oyuncular bekliyorum. Zaten yeni yönetim olması da zaten Fatih Hoca bunu istiyordu. Yönetimin yeni olması da çok fazla dışarıya isim çıkmayacağının bir göstergesi bence. İsmi çıkmayan oyuncular dışında transfer bekliyorum. Ben bu aralarda yani bu şu borçsuzluk kağıdı tamamen alınırsa hani birkaç tane oyuncunun sanırım banka dekontu gönderilmesi gerekiyormuş. Onunla alakalı bir pürüz varmış. Bu borçsuzluk kağıdı alındıktan sonra da bence Galatasaray bu hazır olan oyuncuların birkaçını bir anda kapabilir. Kesinlikle ben de bekliyorum. Medya ismi olmayan. Zaten aslında dediğine katılıyorum ben. Böyle medyada ismi geçmeyen, ismin açıklanması yönetimin ne kadar iyi bir iş yaptığını, ne kadar gizli bir iş yürüttüğünü bir göstergesidir. Olması gereken de o aslında. Bakalım mevcut yönetim ne yapacak bu konuda. Ahmet Kutucu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş bir renktaşımız. 21 yaşında 2-3 milyona bitirilebilir demiş. Bu Olur ismi mu acaba? çıkmamış oyuncu mevzusu açılmışken şunu söyleyeyim. Bugün aslında çok uzun zamandır tanıştığım ve program yapmayı planladığım camiamızda da tanınmış, sevilmiş bir hukukçudan bir bilgi aldım. Aslında Yosef Endai Şemiye var ya hani şu an Başakşehir'de oynuyor. Bir önceki kulübü neresiydi? Kayserispor muydu? Oyuncuyu aslında Bruno'dan Türkiye'ye kendisi getiriyor. 20 bin dolar karşılığında Türkiye'ye transferi gerçekleşebilir diye oyuncuyu getiriyor Türkiye'ye. Galatasaray'da hazırlık maçlarına çıkıyor. Oyuncu çok böyle beğenilmiyor ve alınmıyor. Yani o zaman da getirilmiş. Bak hiç gündeme gelmemişti. İsmi duyulmayan bir oyuncuydu. 20 bin euroya Galatasaray alabiliyordu. Şu an Başakşehir'de oynuyor. Yani yine o şekilde ben transferler bekliyorum. Hiç ismi piyasaya düşmemiş isimler bekliyorum. Oyuncular Yani bekliyorum. Endaşmiye'yi ben çok beğendiğimi söyleyemem ya. Yani Endaşmiye Ocak ayında da Galatasaray'ın gündemine geldi. Ben şunu dedim. Galatasaray'ın topçusu değil demiştim ama tabii zamanla göreceğiz. Furkan demiş Ben de çok ki beğenmiyorum ya. Ben de hani o potansiyelde görmüyorum oyuncuyu. aynen öyle.
Galatasaray'ın bir oyuncu için 20 milyon verecek parası varsa Cem Karaca'nın önerdiği Olise alınsın, 70'e satarsın demiş ama bu zor bir transfer arkadaşlar. Çok mümkün değil. Gençleri ne diyorsun? Gençleri konuşalım mı? Yunus Akgün, Atalay Babacan, Emin Bayram, Bartu Elmas, Eren Aydın. Bunlar bu sene forma şansı bulur mu? Ben Yunus Akgün'ün forma şansı bulmasını bekliyorum ama onun dışında diğer oyuncuların forma şansı bulmasını beklemiyorum açıkçası. Yunus Akgün'e de sanırım yurt dışından teklifler varmış. Bununla alakalı belki önümüzdeki günlerde bir transfer gelişmesi de olabilir. Eğer gelen teklifler Galatasaray'ın hoşuna giderse, yani Fatih Hoca'yı eğer gelen teklifi yeterli bulursa belki de Yunus Akgün önümüzdeki sezon Avrupa'ya da satılabilir. Onun dışında ben Yunus Akgün'ün forma giymesini bekliyorum. Onun dışında diğer oyuncular forma giyer mi? Belki Ali Yavuz Kol kiralık olarak bir kulübe gönderilebilir. Ya da belki Ali Yavuz Kol kadroda kalır. Kalırsa Ali Yavuz Kol'un da forma giyme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bence Ali Yavuz Kol'u Galatasaray'a gönderir gibime geliyor. Gelişimi hala açık ve eksik noktalar var Ali Yavuz Kol'un. Okan Koçuk Giresunspor'a gitti. Ne diyorsun? Yani bu doğru bir karar mıydı sence? Aslında ben Musa'nın arkasında bekleyen ismin Okan Koçuk olmasını iyi eylerdim. Kime göre? Fatih Öztürk'e göre. Yani bence yolların ayrılması gereken isim Fatih Öztürk'tü. Ben çok doğru bulmadım hamleyi ama üçüncü kalecinin önünü açmak bence çok doğru oldu. Ama Fatih Öztürk'ün ayrılmasını beklerdim yani. Berk'in önünü açmak doğru, buna katılıyorum ama ayrılan isim Okan Koçuk olmayacaktı bence. Peki. Şimdi bir tane isim var gündeme gelen. Tabii ben doğrultamadım ama seninle yaklaşık bir hafta 10 gün öncesinde yayın yapmıştık. Ve sana şunu söylemiştim. Galatasaray Hollanda'dan transfer yaparsa şaşırmayın. Çünkü bunun sebebi ise Sayın Işıtan Gün. Hollanda'da şu anda futbolcu arayışında olduğunu söylemiştim. Ben Hollanda'dan transfer bekliyorum, Hollanda Ligi'nden. Çünkü orada Sayın Işıtan Gün bir kulüp yöneticiliği yaptı. Fortuna Sittard takımında. Ve bugüne Apto Haroi gündeme geldi. Ben çok doğrultamadım bu ismi ama sadece bakmak istiyorum seninle beraber. 23 yaşında Hollandalı. Merkez orta saha oynayan bir isim. Şu anda Sparta Rotterdam'da oynuyor. 3,5 milyon euro piyasa değeri var. Bir yıllık kontratı var. Çok takip ettiğim bir isim değil. Sen takip ediyor musun bu ismi? İnan oyuncunun ismini ilk defa duydum. Hatta telaffuz bile edemem herhalde. Ben de ilk defa duydum. Yani o yüzden oyuncu hakkında yorum yapamayacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu oyuncuyu ekrana getirmem nedeni şu. Galatasaray Hollanda Ligi'nden transfer yapacak arkadaşlar. Yani ben bekliyorum açıkçası. Özellikle Sayın Işıtan Gün'ün oradaki çevresinden, oradaki futbolcu takibinden dolayı ben oradan bir iki tane transfer bekliyorum. Hollanda olmasa bile Hollanda Ligi'nden... Profil bu olmalı. Yani profil bu olmalı. Ben de bu profil oyuncular bekliyorum. Aynen. Katılıyorum ben de sana. Peki devam edelim. Burak Yılmaz, ben çok ihtimal vermiyorum. Zor diyorum ama. Ne diyorsun? Ben de ihtimal vermiyorum Burak Yılmaz'a. Bence Fransa'da futbolu tamamlayacaktır. Ben de öyle tahmin ediyorum. Onun dışında böyle hani çok yüksek bir maaş alırsa da belki Amerika'ya falan da gidebilir. Aynen. Peki devam edelim. Evrim Çağlar. Fatih Hoca gibi bir cevherimiz, potansiyelimiz var. Daimi ama örnek verirsek 2000 ruhunda 3 yabancımız Zafarel, Popescu ve Hagi oynuyor. Marcio kenarda oturuyordu. Takım önce yerli olmalı demiş ama yani yerli ben olarak... Ben çok katılıyorum bu konuya. Ben çok katılıyorum. Kesinlikle yerli oyunculardan performans almasını, onları takıma adapte etmesini, o Galatasaraylık ruhunu sahaya yansıtan oyuncularla çalışmasını en iyi beceren kişi bence Fatih Terim. Bu yüzden zaten bu yapılanma döneminde Galatasaray'ın tek alternatifi Fatih Terim diyorduk. Yani
Fatih Hoca'nın bir tercih olamayacağını, mecburiyet olacağını söylüyorduk. Çünkü yabancı sınırlaması da geldi biliyorsun. Bu yüzden Fatih Hoca çok önemliydi. Bence de kadronun yerli oyunculardan ve kaliteli oyunculardan kurulması Fatih Hoca ile birlikte Galatasaray'ı çok ön plana çıkarır. İdris Alban demiş ki Muzaffer Bey, bence alacağımız yabancı isimlerin çok net adamlar olması gerekmiyor mu demiş. Kesinlikle, yani karavana atma şansın yok. Aldığın her oyuncunun sana yani 15 tane yabancı alayım da gibi bir durumun yok artık. Zaten bir kısıtlama var. Sen 7 tane yabancı, 8 tane yabancı oynatabileceksin bu sene. Aldığın tüm oyuncuların tamamını oynatmak zorundasın. Peki, şurada bir soru daha var. Ramirez diye bir forvet ismi çıktı. Bu konu hakkında Muzaffer Reis'e sormak isterim. İzledi mi? Ben Muhammed'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Nedir durumu? Bir yorum alırsak sevinirim. Geçen gün ben gördüm manşette ama açıkçası yorumlamadım. Çünkü bu konuda çok bir bilgim yoktu. Yani ben Ramirez ismini daha önce sordum kulübe ama bununla alakalı hani bir girişim olduğuna dair bir bilgi alamadım. O yüzden oyuncuyu da araştırmadım. Peki. Devam edelim. Furkan Aldemir. Hep genç alıyoruz. Bir iki tane profesyonel oyuncu almamız gerek. Örneğin Paulinho. Ya ben katılıyorum ama bak Paulinho konusunda şu Muzaffer. Yani şu anda en ciddi şekilde Paulinho transferini bitirmek isteyen takım Galatasaray. Diğer takımlar biraz daha ucuza transfer etmek istiyorlar. Galatasaray 2,5-3 milyon euro bandında bir teklifte bulunmak istiyor ama gelirse bence yani 2,5'u geçmemesi lazım yıllık maaşının. Eğer böyle 3,5-4 milyon euro bandında alıp daha sonra da bonuslar alacaksa bence hiç gelmesin. Ben yoruma çok katılıyorum. Gerçekten çok doğru bir yorum. Her yeri çaylak yapamazsın takımın. Her bölgesini çaylaklardan oluşturamazsın. Birkaç tane de o çevresindeki oyuncuların performansını artıracak, onların açıklarını kapatacak tecrübeli isimlere yönelmek gerekiyor. Ama ben burada Paulinho ismini doğru isim olarak neden görmüyorum? Bence 8 numara daha çok enerji ve hani dinamizm isteyen bir bölge. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Ben Paulinho'nun şu anda mevcut form durumunu bilmiyorum. Ama bence eğer bir yere tecrübe gelecekse sağ stopere gelmeli. Yani hamle stoperine gelmeli. Yanında oynayan Marcão'nun performansını artırmalı. Önünde oynayan Taylan'ın performansını artırmalı. Ya da 6 numara bölgesine gelmeli. Ya da 10 numara bölgesine gelmeli. Yani oyunu organize edebileceğin, savunmayı organize edebileceğin bölgede bir tane olabilir. O sağ stoper olabilir. Orta sahada olabilir, 6 numara olabilir ya da oyunu yönetecek bir isim olabilir, 10 numara da olabilir. Onun dışında tüm bölgeleri bence genç ve dinamik isimlerden doldurmak gerekiyor. Bence de kadroya her zaman tecrübeli ve oyun aklı ön planda olan tecrübeli bir isim, bir iki isim olması gerekiyor. Bu yüzden Galatasaray'ın da bu yönde çalışmalar yapmasını bekliyorum açıkçası. Bu yüzden de şunu da söyleyeyim, bu yüzden de Kaan Ayhan ismini çok fazla yeterli bulmuyorum. Kaan Ayhan hakkında da kısa bir yorum yapmak istiyorum. Bence Kaan Ayhan dördü savunmanın sağ stoperi olarak Galatasaray'ın ihtiyaçlarını böyle karşılayacak seviyede değil. Yani üçlü savunmanın sağ stoperi olursa bence orada iş yapar ama onun dışında dördlü savunmanın sağ stoperi olarak bence yeterli olmayacak. Şimdi Kaan Ayhan'la ilgili bak bazı isimler var. Kaan'ın Beşiktaş'la anlaştığını işte A Spor'da Savaş Çoğulu'nun haberiymiş galiba. Bazı arkadaşlar yazmış, kaynak olarak göstermişler. Ben bizzat dinlemedim kendisini ama Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'a yakın olduğunu söylüyorlar. Ama ben Kaan Ayhan transferinin açıkçası bittiğini düşünüyorum. Yani futbolcu bazında bitti, kulüp bazında son pazarlıklar zaten son pürüzler konuşuluyor diye biliyorum ama yani bu haberleri Savaş Çoğulu çıkardıysa eğer neye dayanarak çıkardığını bilmiyorum açıkçası. Yani bilmiyorum, ben de herhangi bir bilgim yok ama Galatasaray'ın Kaan Ayhan'la hani anlaştığını biliyorum. Kulübüyle anlaşamadı burada. Orada da hani çok büyük bir para sorunu olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü kulübü de hani tamam, hani ülkemizden farklı kulüpler de talip olduğu için belki beklentiyi yükseltebilir ama onun dışında Kaan Ayhan'ın performansı da ortada, mevcut form durumu da ortada. Bu yüzden çok fazla beklenti içine girmezler diye tahmin ediyorum. Yani 2-2,5 milyon euro bandında biteceğini daha önce de söylemiştim çektiğim videoda.
o fiyatlara bitmesini bekliyorum oyuncunun. Eğer Galatasaray bu oyuncu konusunda gerçekten ısrarcıysa zaten hani Beşiktaş'a falan kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın ciddi anlamda maddi durumu sıkıntılı. Eğer Galatasaray almak isterse bence 2-2,5 milyon euro verip Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı alabilir diye tahmin ediyorum. Peki kap ne zaman gelir demiş Derman Karaca. 8 gün kaldı ama bugün borçlu kağıdının verilmesini ben bekliyorum. Bugün borçlu kağıdı UEFA'ya verdikten sonra kap açıklamaları peş peşe gelir diye bekliyorum ben. Ya ben dün bekliyordum aslında da işte bu oyuncuların banka dekontları artık eskisi gibi değilmiş bu durum sanırım. Hani eskiden oyunculara senet veriyordun, parasını işte ödemiş gibi gösterip borcu yoktur kağıdı alıyordun ama artık UEFA senden banka dekontu istiyor. Bu yüzden bir sıkıntı varmış. Birkaç oyuncunun hani eksik varmış. Ben de bugün tamamlanmasını bekliyorum ama tabii neden bugüne kaldı? İşte o üzücü yanı. Çünkü Galatasaray seçimi bugün yapmasaydı, bundan bir ay önce yapmış olsaydı belki şu an transferler bile açıklanmıştı. Hatta kampa katılmıştı. Maalesef böyle bir durum var. Ben de bu borçsuzluk kağıdının alındığı gün hatta yani bugün alınsa belki akşam kap açıklaması bile yapılabilir diye tahmin ediyorum. Bu arada PSV Eindhoven maçında yani Şampiyon Ligi'nde PSV maçı için duyurulacak maç kadromuz ne zamana kadar bildirilmesi gerekiyor demiş Galatasaraylı çocuk adlı kullanıcı. Benim bildiğim 7 Temmuz'a kadar bütün isimleri duyurman gerekiyor. Yani benim bir bilgim yok gerçekten tarih konusunda ama sanırım 14-15 gün kala bunun bildirimi yapılıyor diye hatırlıyorum. Bu arada PSV Eindhoven'un da kadrosunda çok kaliteli isimler bugün takımdan ayrılacaklarını açıkladılar. Onlarda da ciddi bir sıkıntı var. Onu da söyleyeyim. Ya ben PSV'den korkmuyorum. PSV geçişten sonraki takımlar çok zorlu olacaktır. Şimdi 3. elemede daha böyle B klasman takımlar gelecektir. Playoff'ta yani gruplara kalmak için playoff maçında daha böyle A klasman takımlar gelecektir. Yani PSV maçı öncesi biz iyi hazırlanır, PSV'yi iyi bir skorla elersek daha sonra yapacağımız takviyelerle beraber 3. eleme ardından da playoff'la bizim gruplara kalmamız gerekiyor. Ama bu kolay değil. Yani sizin 3 turda da Avrupa'nın en iyi takımlarından 3 tane takımı yenmen gerekiyor. Hadi PSV'yi yendin. Peki 3. elemedeki takım daha zor bir takım gelebilir. Kadron yeterli mi? Onu geçtin. Belki şu an bilmiyorum kim gelecek ama belki Arsenal gibi takımlar gelecek. Bilmiyorum tabii isim bilmiyorum araştırmadığım için ama böyle A klasman takımlar gelecek playoff turunda. Kolay takımlar olmayacaktır. Yani ben bir sonraki turda da yine bu seviyede bir takımın geleceğini tahmin ediyorum en azından. Çünkü çok fark yok yani Galatasaray'da o seviyelerde olan bir takım. Eğer PSV'yi geçerse de yine o turu atlayan takımlardan birisi gelecek diye tahmin ediyorum. Bence Galatasaray PSV'yi elerse gruplara kalır diye bir öngörüde de bulunmak istiyorum. Çünkü Galatasaray o rüzgarı arkasına aldığı zaman yani bir turu atlayıp o coşkuyu yaşarsa bir sonraki turu da atlar diye tahmin ediyorum. Peki Elif Başaran demiş ki Galatasaray transferlerini hiç kimse bilmiyor bence. Böyle düşünüyorum. Ne dersiniz demiş. Az önce konuştuk. Ben de söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Gündemde olmayan bazı isimler gelirse hiç şaşırmayın. Olması gereken de o ama gündemde konuştuğumuz birçok isim de Galatasaray'ın gündeminde. Yani mesela Florentino Luis, Gerson Fernandes, Alex Moreno bunlar gündemde. Kaan Ayhan, Kenan Karaman bunlar gündemde. Halil Dervişoğlu. Tabii sürpriz isimler de var. Paulinho mesela gündemde. O sürpriz isimler olursa tabii ki güzel olur ama Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda. Yani burada aslında ben dedim demekten ziyade Galatasaray'ın yapacağı transferler Galatasaray'a bir lever daha atacak mı? Galatasaray'a başarı getirecek mi? Bunlar önemli. Yoksa ben bunu dedim, sen bunu dedin, yok o bunu dedi. Yok Galatasaray 10 tane transfer istiyormuş. Gerek yok arkadaşlar. Önemli olan gelen futbolcu Galatasaray'a bir üst seviye taşıyabilecek mi? Benim için önemli olan bu. Ahmet, Mehmet veya başka bir şey fark etmez. Asıl olan Galatasaray'da bizim için. Galatasaray başarı elde etsin de kim gelirse gelsin. Buna da Fatih Terim karar verecektir.
Batuhan Kör, Çağatay Kuru Kalıp ve Gökdeniz Bayraktar hakkında bir gelişme var mı demiş Medet Şen. Batuhan Kör daha önce geçtiğimiz sezonda Fatih Hoca'nın listesinde vardı. Şeyle birlikte, İsmail Çokçalış'la birlikte. Ama Batuhan Kör bence şu anda Galatasaray'ın ihtiyaçları doğrultusunda yani o bölgede alıp da geliştirebileceğimiz bir oyuncu değil. Yani Mustafa Muhammed var, Falcao var. Baktığın zaman yani belki Cagne kalacak, Cagne var. Onun dışında senin altyapında Eren Aydın diye potansiyelli bir oyuncu var. Yani Batuhan'ı alıp hem oyuncunun kariyerini bitirmek hem de kullanamayacağım bir oyuncuya para vermek bence doğru değil. Bu arada Shakhtar, Monaco, Benfica, Celtic, Midtjylland gibi takımlar demiş olası rakiplerimiz. PSV'ye geçersek burada Benfica kolay bir takım değil. Monaco da çok kolay bir takım değil. Shakhtar zaten yıllardır çok iyi oynayan bir takım. Burada kolay bir takım olmadıklarını bir kez daha dile getirmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Peki sevgili dostlar, yayınımızın sonuna geldik. Bugün Galatasaray'ımızın borçlu kağıdını vermesini bekliyoruz. Bunu da ben birazdan yönetim bazında arayacağım. Nedir, ne değildir son durumu öğrenip bu akşam transfer gecesinde sizlere bu bilgi aktaracağım. Lütfen yayını kapatmadan yayına bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Abone olduğunuz zaman da ben yanında bulunan zil butonuna basmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü yayına girer girmez size bildirim gelsin ki sizler de bu aktardığımız bilgileri kaçırmayın arkadaşlar. Sevgili Muzaffer, YouTube kanalının açıklama kısmında zaten her zaman bırakıyorum. Her yayınımda bırakıyorum. Hemen açıklama kısmında var. Muzaffer'e de destek olmanızı istiyorum arkadaşlar. Sportscope kanalında da birlikte yorumlar yapıyoruz. Muzaffer ağzına sağlık. Senin ağzına sağlık. Biliyorsun bugün biraz yoğunluk vardı. Katılamadım. Geç de olsa gelmeye çalıştım. İnşallah telafisini bir sonraki yayında yaparız. Çok geçmiş olsun bu arada da. Boğazların da ağrıyor zaten. İzleyicilerimiz de bunu fark etmiş. Senin sağlığın bizim için daha önemli sevgili kardeşim. Teşekkürler. Ağzına çok fazla sıkıntı çıkmıyor zaten farkındaysan. Evet evet. Çok geçmiş olsun. Sevgili arkadaşlar, bu akşam transfer gecesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.